tüm dünyayı etkisi altına alan bu malum salgın sürecinde her şey olduğu gibi yüz yüze eğitim de bundan zarar gördü. Tabii bu yüz yüze eğitimin telafisi olarak da uzaktan eğitim sürecine geçtik. Uzaktan eğitim sürecinde de bazı evlerimizde, bazı çocuklarımızda, bazı gençlerimizde internet, bilgisayar olanaksızlığı olduğunda bizler de burada bakanlık olarak, aynı zamanda Düzce Gençlik Merkezleri olarak ne yapabiliriz düşündük. Buradaki kodlama atölyemizi uzaktan eğitim atölyesine çevirdik. YABA destek noktasına çevirdik. Buradaki, Düzce'deki, bu civardaki bütün gençlerimizi buraya davet ediyoruz. Yani olanağı olmayan, internet olanağı olmayan bütün gençlerimizi buraya davet ediyoruz. Burada rahatça EBA canlı derslerine girip canlı derslerini takip edebilirler. Bizler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin yanında ve arkasındayız.